Merhaba Hardware Plus takipçileri, ben Berkim Ozan. Mobile World Congress 2018'de Sony stand turuna devam ediyorum. Karşınızda yakın zamanda kullanmayı beklediğim tombiş bir cihaz var. Hayır, imajında kendimi gördüğüm için bu tombişliği beğeniyor değilim ama kompaktın iyice değiştiği, kompaktlıktan nispeten ufak ufak böyle adım adım uzaklaştığı bir devirde yaşıyoruz. Arka taraftaki tombikliği görüyorsunuz. Tabii bunda birazcık pilin artışı, çerçeve inceleyince malzemeyi de birazcık kenara yaymak mı diyelim artık, ne diyelim. Bunun ufak bir etkisini görebiliyoruz arkadaşlar. Sony Xperia XZ2 kompakt arkadaşlar, üst modelde neredeyse bütün aynı özellikleri sahip durumda. Sadece şuna bakmak istiyorum ilk etapta. Biliyorsunuz daha önce bu hataya düşmüştüm. Sürekli tabii ki demolar. Ön kameranın ne kadar geniş açı olduğunu görmek istiyorum. Geniş açı versiyonu bunda var mı? Galiba yok. Gerçi yeterince geniş açı çünkü sadece birkaç santim uzakta tutuyorum ve bayağı bir alanı alıyor. Dar açı modu pek yok galiba. Güzel. 19 megapiksellik Exmon RS sensörlü bir ana kameramız var arkadaşlar. Arka tarafta kocaman. Bu zaten XZ2 ile aynı. Sensörlerin yerleşimi farklı. Buradaki Nespresso logosu olarak takıldığımız NFC düğmesi burada ve parmak izi okuyucumuz bu kadar kalın bir telefon olmasına rağmen arka tarafta. Sony'nin bu tasarım değişikliğinin arkasında yatan mantığı anlamak gerçekten güç. Çünkü bugüne kadar en rahat kullanılabilecek parmak izi okuyucusunu yapan Sony bu modelde nedense standart tuşlara geri dönmüş. Ekonomi modeli gibi görünüyor cihazlar. Ama tabii ki kasa yine daha güzel, daha premium bir cihaz olduğunu gösteriyor ama nihayetinde biraz bence sıkıntılı. Bu arada kompakt serisi arkadaşlar artık Full HD Plus diyebileceğimiz çözünürlüğe terfi etti. 1080x2160, 2x1 ekran, 18x9 demeyeceğim, matematiği katletmeyeceğim ama 2x1 ekran oranına sahip. Dolayısıyla video izlerken etrafta görmek istemediğiniz bir bantları göreceğiz. Neyse bu trene atlayan Sony'ye başarılar diliyoruz tabii ki. Diğer taraftan arkadaşlar cihazın 5 inçe yükseldiğini diyeyim söyleyebiliriz. Çerçeveler birazcık incelmiş ama ortadan kalkmamış. Kompakt serisinde zaten bunu yapmak biraz daha zor. Cihazın üzerinde 2800 mAh civarında pil var. Küsuratlı bir rakam olduğu için böyle yuvarlıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu tombişliği birazcık ona yorabiliriz. Tabii bu sırada arkadaşlar cihazın birçok özelliği ön kamerası hariç ve yani gövde biçim vesaire hariç XZ2 ile aynı diyoruz ama bu cihaz da yine benzer şekilde mesela 4 GB RAM'le vesaire gelecek ama günün sonunda aradaki fiyat farkı ülkemizdeki satılabilirliği gayet etkileyecek diye düşünüyorum. Genel olarak baktığınız zaman arkadaşlar Snapdragon 845'in gücünü burada anlayabileceğimiz herhangi bir uygulama tabii ki bu cihazlara kurulu değil. Gel zaman testlerimizi yapacağız. Diğer taraftan kameranın özellikleri tarafında tabii ki 960 kare saniye 1080'e çıkmış olması çözünürlük olarak Super Slow Motion'ın önemli bir ayrıntı bu cihaz içinde. Tabii ki yine 3D modelleme gibi özelliklerimiz kendi işte kendi modelleme sistemini zaten bayağı öncesinde aslında implement etmişti. Uyarlamıştı cihazlarına Sony. Bu cihazda da yine bu tür özellikleri görmek mümkün. Bunun yanında cihazın elde duruşuyla ilgili herhangi bir sorun yok. Gayet ufak tefek ama artık kompakt değilim ben. Ben üstümü ispat ettim ve ayrı bir segmentin oyuncusu değilim. Diğerleriyle yarışacağım diyen bir Sony'yi bize bence gösteriyor. Tabii ki cihazın algısı kadar kullanım deneyimi de önemli olacak. Firmaların genel olarak bu kadar yüksek enerji gerektiren işlemcilerle neler yapacağı veya bu gelen performans, enerji karşısında gelen performansı ne yapacağı ile ilgili ciddi sorunları oluyordu. Bakalım Sony piyasaya kaç liradan gireceği kadar olay gelmiş durumda. Çünkü şu an için verilen pazar mücadelesinde kompakt algısını değiştiren Sony bu cihazda biraz daha başarı yakalayabilir ve ülkemize gelmeyen cihaz biliyorsunuz XZ1 kompakt ülkemize resmi satış kanallarından gelmemişti. Bu cihazın gelme ihtimali daha fazla diyebiliriz. Tabii ki Sony'nin yeni algısına, biçimine, dokusuna ve özelliklerine alışmak birazcık vakit isteyecek. Herkes için, özellikle benim için mesela çünkü diğer Sony telefonlara bakıyorum. Bu sanki 5-6 yıl geriden gelen bir retro tasarımlı Sony cihaz gibi görünüyor bana. Ben böyle diyorsam acaba diğer müşteriler, potansiyel müşteriler, yeni müşteriler bu konuda neler düşünecek? Cihazın temel özellikleri üzerinden şöyle bir geçecek olursak arkadaşlar zaten burada güzel güzel listelemişler. 5 inçe çıkan ekranı görüyoruz. Bu ciddi bir fark önceki nesle göre. HDR'a çevirme sistemi var ama bunun ne kadar iyi çalışacağını bilmiyorum. Ayrıca cihaz tabii ki Gorilla Glass 5 arkadaşlar. 19 megapiksellik ana kameradan zaten sizlere bahsetmiştik. Bu ana kamera arkadaşlar artık 1080 kare saniye 960 fps videoları çekebiliyor.
ISO'yu da 12.800'e kadar çıkarabiliyor. Videoda 4000 ISO görmek, bakalım tabii ne kadar başını gözünü dağıtacak videonun. Onu göreceğiz arkadaşlar. Bunu açıkçası ben de merak ediyorum. Karanlık ortamlarda video çeken insanlar olarak şu an mesela destek ışıklarıyla şöyle size yansıtayım şöyle ekrandan görüyorsunuz. Destek ışıklarıyla video çekiyorum. Bu destek ışıkları olmadan acaba düzgün görüntü alabilecek miyim? Sizlere sunabilecek kadar en azından. Bunu merak ediyorum. 2800 mAh pil olduğunu söylemiştik. Bu açıdan bir ilerleme var. Kompakt tarafında büyük cihazın zaten 3000'i geçmesi güzel bir durum tabii ki. Bunu anlatmıştım. Cihazın içinde arkadaşlar titreşen bir sistem. Aynı zamanda size sesli değil görüntülü böyle hissiyatlı bir feedback de veriyor. Yani sanki DualShock PlayStation kolu kullanıyormuşsunuz gibi bir his yaratıyor arkadaşlar tabii ki. 64 GB'lık UFS depolama alanına gelecek arkadaşlar bu cihaz. 4 GB RAM zaten standart. Bluetooth 5 önceki cihazlarda da vardı ama Bluetooth 5 kullanan uydu cihazımız yoktu. Yani kablosuz kulaklığımız vesaire bunları kullanmıyordu. O yüzden nereye doğru gideceğini birazcık göreceğiz. Arkadaşlar cihazın üzerine ne yok tabii ki? Cihazın üzerinde 3.5 mm'lik jack yok. Bu açıdan da geriye atılmış bir adım söz konusu. Samsung bile hani yenilik yapalım edelim konusunda iddialı bir firmayken bunun Sony tarafına atlanmış olması, ses şirketi tarafına atlanmış olması belki de duyurulan yeni kablosuz kulaklarla ilgili bir durumdur. Değerli dostlar videolarımız devam edecek. Görüşmek üzere. Şen ve sen kalın.